Geçen hafta bir tekrar yapmıştık. Hatırlarsanız yeniden bir anlamda okuduk ilk bölümü. Şimdi proje ilgili düşünce projesi öneri A'yı gözden geçirmiştik. B'ye bakacağız. Yani bendeki bu baskıda 5. sayfa gözüküyor. Bakalım proje ne projesi? Biraz sözünü ettik ama okurken tekrar çıkacak. Sokratik güçlükle başlıyoruz. Yani nedir o güçlük? Hakikati arama. Sokratik bir tavırla, çünkü felsefe geleneği bu şekilde yürür diye düşünüyor Kierkegaard. Ve burada bir güçlük var. Hakikati nasıl arayacağız? Kişi hakikati nasıl arayabilir? Zira bu gerçekten de kişi hakikate sahip olsa da olmasa da aynı şekilde olanaksızdır. İşte burada bir paradoks olduğu söylenir. Yani Platon'un diyaloğunda. Aslında Sokratik düşünme, düşünce çizgisi bu ayrımı ortadan kaldırıyordu. Zira temelde her insan hakikate sahip gibiydi. Yani hakikati biliyorsanız zaten aramazsınız. Bilmiyorsanız da neyi arayacağınızı bilmediğiniz için arayamazsınız. Öyleyse hakikati arayamazsınız gibi bir durum çıkıyordu. Ama diyor ki Sokratik düşünce çizgisi bu zorluğu yener gibi gözüküyor. Çünkü her insan hakikate sahiptir doğuştan. Yani bilgi anımsama olduğu için anamnesis. An bakımından sonucun ne olduğunu gördük. Yani an dediği İsa'nın doğumudur. Yani Hristiyanlığın. Çünkü Hristiyanlık bir sonsuz bir hakikat olarak görüyor Hristiyanlığı ve İsa'nın öldükten sonra dirilişini. Dolayısıyla bu tarihsel zamanın akışına uygun düşmüyor. Çünkü sonlu ve olgusal bir akışın içinde İlahi ve sonsuz bir hakikat bir anda ortaya çıkıyor. Şimdi eğer an belirleyici bir anlam kazanacaksa, yani Sokratik arayışla inancı açıklayabilir miyim? Yani burada Hristiyan inancı, yani İsa'nın dirilişi. Öldükten sonra aslında onun bir tanrı oluşu. Şimdi eğer an belirleyici bir anlam kazanacaksa, hakikati arayan ona ulaştığı ana kadar hakikate cehalet şeklinde dahi olsa sahip olmamalıdır. Zira o durumda an yalnızca gelip geçici olanın, ki burada vesile diye çevrilmiş, anı haline gelir. Halbuki an bir vesile değildir.
rastgele bir an değildir. Özel bir andır. Sonsuzun sonlu bir zaman dilimi içinde, tarihsel akış içinde sonsuzun ortaya çıktığı bir andır. Gerçekten de hakikati arayan bir arayıcı dahi olmamalıdır. Çünkü o, yani bilimde, felsefede yaptığımız gibi düşünerek, tartışarak veya bilimde olduğu gibi deneyler yaparak, gözlemler yaparak saptayabileceğimiz bir hakikat değildir. Güçlüyü Sokrates açısından açıklamak istemiyorsak, böyle ifade etmek zorundayız. Sonuçta bu kişi, hakikatin dışında olarak, din değiştiren biri gibi, hakikate gelir gibi değil, ondan uzaklaşır gibi. Yani ben inceledim, işte Budizm müthiş bir dinmiş, Budist olayım. Mesela böyle olmaz diye. Veya bir inanma, tabii burada Hristiyanlık özellikle an için konuşuyor. Hakikatin dışında olarak ya da hakikat yoksunu olarak tanımlanmak zorundadır. Yani boşaltacak içindeki bütün düşünceleri ve saf bir şekilde o hakikati anlayacak. Öyleyse bu kişi hakikat yoksunudur. Şimdi paradoks olarak düşünürsek, zaten böyle bir hakikat hakkında hiçbir şey bilmeyen kişi hakikati nasıl arayacak? Ama diyor ki aramayacak. Çünkü bu hakikat, yani tanrısal ilahi hakikat aranarak bulunmaz. Yani kitaplar okuyarak, laboratuvara girerek, belli enformasyonlara sahip olarak. Hakikat yoksunu olduğunu kabul etmek durumundadır. Ama zaten kafasının içinde ben hakikati biliyorum. Hadi bir de Hristiyan olayım veya başka bir inanç için konuşursak veya başka bir dünya görüşü ve öğreti için konuşursak hakikat yoksunu olduğunu kabul edeceksiniz. Ama bu durumda onun bilmediği ve dolayısıyla hatırlayamayacağı şey ona nasıl hatırlatılacaktır? Yani Sokratik açıdan baktığında tekrar Sokratik gözlükle baktığımızda burada bir paradoks çıkıyor. Evet. Hakikati görmek istiyoruz. Onun için ön yargılarımızdan kurtulacağız. Hiçbir şey bilmiyor veya hakikatten mahrum olduğumuzu, yoksun olduğumuzu düşüneceğiz. Ama o zaman da neyi bilmediğim bir şey, tamamen bilgisiz kaldığımda bilmediğim bir şeyi nasıl bileceğim? Çünkü bilme hep daha önce bildiklerimle bağlantı kurarak olduğu için. Ve burada şimdi öğretmenin, yani bu bilgiyi verecek öğretmen ortaya çıkıyor.
önceki durumdu bu. Bir paradoksla karşı karşıyayız. Acaba hakikat nasıl aktarılır? Öğretmen, öğretmeni görelim şimdi. Kim öğretmen? Öğretmen, öğrencinin hatırlamasının vesilesi olacak. Şimdi vesileyi o kadar şeyde kullanıyor ki, işte buradaki vesile, daha önce geçen vesile, bunlar değişik sözcükler, hepsini vesile diye çevirince şey değişiyor. Yani buradaki vesile, yani aracı olacaksa diyebiliriz. Bakayım örneğin yapılmış başka çevirilere. Türkçenin dışında öğretmenin durumu nasıl olacak? Evet, aynı söz çıkmış yanadım. Yani İngilizce occasion diye çevrilen sözcük, okazyon, bir fırsat, bir ara, bizi bir yere götürmek için aracı olan şey. Yardımcı olacaksa, hatırlamasının, öğrencinin hatırlamasının vesilesi, yani o vesileyle, onun yardımıyla olacaksa, ona hakikati aslında bildiğini hatırlamakta yardımcı olamaz. Zira öğrenci gerçekten de hakikat yoksunudur. İnanmak galiba böyle bir tavırla olur diye Kierkegaard düşünüyor. Yani kendinizin inanacağınız ve inancın sizi götüreceği hakikati baştan bilmediğinizi, ondan yoksun olduğunuzu düşüneceksiniz. Öğretmenin, öğrencinin hatırlamasına vesile olabileceği şey, onun hakikat yoksunu olmasıdır. Ki Sokratik yöntemde de böyledir. Yani önce bilmediğinizi kabul etmeniz lazım. Ve Sokrat'ın da yapmaya çalıştığı şey odur. Yani biliyorum diyenlerle uğraşır. Yani Sokrat'ın en fazla üzerine gittiği insanlar bilgi savında, bilgi iddiasında, bilme iddiasında olanlardır. Önce hakikat yoksunu olduğunuzu kabul edeceksiniz. Ki öğretmen size yardım edebilsin. Ama bu hatırlamayla öğrenci hakikatten kesin olarak dışlanmış olur. Şimdi tabii bu bir akıl yürütme, bir tartışma şeyi. Neden öyle olsun diye sorabilirsiniz. Ama Kierkegaard'ın kendi akıl yürütmesini izleyelim. Yani hemen itiraz etmeden. Çünkü böyle metinleri okurken bazı arkadaşlar, özellikle yeni başlayanlar, genç olanlarda büyük bir sabırsızlık olabiliyor. Tabii çok zeki olanlar için
hemen bir itiraz şeyi hazırlayabiliyorlar. Tavrı. İşte Kierkegaard burada yanlış düşünüyor. Ya bir dakika, daha bitmedi yani, hemen müdahale etme. Bakalım ne diyor. Yani kendi düşünme çerçevesini anlamaya çalışalım. Hem de hakikat yoksunu olduğunu bilmediği zamankinden bile fazla. Çünkü başta hakikat yoksunu olduğunu bilmiyordu. Sonra hakikat yoksunu olduğunu kabul ettirdi öğretmen olarak. Ama durumu şimdi daha kötü oldu diyor. Sonuç olarak bu yolla tam da öğrenciye hatırlatmada bulunarak öğretmen öğrenciyi kendisinden uzaklaştırır. Şu istisna ile ki öğrenci böylece kendi içine dönmekle hakikati önceden bildiğini keşfetmez ama hakikatten yoksun olduğunu keşfeder. Sokratik ilke bu bilinç edimine mahsustur. Özgüdür dese olabilir değil mi? İşte bir çeviri dili var. Tuhaf bir dildir bu. Yani o eski kelimeler de vardır. Olmadık sözcükler de olmayan sözcükler de olabilir. Öğretmen kim olursa olsun, aslında burada öğretmenin Tanrı olduğu yorumu var, yorumu da vardır. Öğretmen kim olursa olsun, isterse bir Tanrı olsun, yalnızca bir vesiledir. Tabii öğretmen bir vesiledir. Ya bize bunu öğretmediler. Öğrenseydin, yani sana nasıl öğrenebileceği konusunda öğretmen bir görüş sunmuştur. İlla, değil mi? Eskiden öğretmenlerimiz bize söylerdi. Yani ağzını aç, işte sana ya beynini aç, sana bu malumatı vereyim böyle hazır. Bütün mesele arkadaşlar, mesela bu terapi içinde, hani ruhsal terapi içinde söylenir. Her terapi sonuçta bir öz terapiyle, öz sağaltımla biter. Yani siz kendi kendinizi sağaltamıyorsanız belki danışman size bunu öğretebilir. Kendi kendinizi sağaltmanızı. Dolayısıyla öğretmen de size kendi kendinize öğrenmeyi, hani bunu eğitimciler şimdi öğrenmeyi öğrenme gibi falan deyimlerle anlatırlar. Aynı şey midir? Belki farklılıklar vardır. Çünkü hakikat yoksunluğumu ancak kendim keşfedebilirim. Yani öğretmen bana ne kadar sen salaksın, hiçbir şeyden anlamıyorsun da desem, değil mi dese, benim kabul etmem lazım. Aslında öğretmen hiçbir şeyden anlamıyor da bana hiçbir şeyden anlamıyorsun diyor da diyebilir. Çünkü bütün dünya bilse dahi o ancak ben keşfedersem keşfedilmiş olur. Daha önce değil. Öğretmenim
benim cahil olduğumu keşfetmemi sağla. Değil mi? Öğretmen duası. Öğretmen duası yapacağız. Yahut da öğretmene, öğretmenden istediğimiz. Öyle öğretmenlerim olsun ki bana bilmediğimi kabul etmemi öğretsin. Veya kabul etmeme mi götürecek yolları göstersin. An konusundaki varsayım benimsenince Sokratik olanla aradaki tek analoji haline gelir. Yani an konusundaki varsayım dediği, işte bunu bir inanç haline getireceğiz ama yani böyle bir an, işte İsa'nın dirilmesi ve dolayısıyla Tanrı'nın bir insan görüntüsüyle yeryüzüne inmesi. Şimdi bunu Sokratik yolla anlama olanağımız var mıdır? Yani belki de kabaca söylersek, inançla akıl veya felsefi akılla inanma aklı, inanan akılla irdeleyen, sorgulayan akıl ilişkisi. Yani inanan akıl diye bir akıl düşünürseniz de. Şimdi 7. sayfa. Evet, bende de bir sayfa arkaya gitmiş. Yani 6. sayfa kitabın sonuna gitmiş. Belki onu şey de yapabilir, mahsus da yapmış olabilirler. PDF çünkü yasak şey olarak. Hani hırsızlık olacak. İnternette koyarken bazen böyle şeyler. Aynısını yapmadık bak, farklıdır demek için mi yapıyorlar bilmiyorum. Şimdi eğer öğrenci hakikate ulaşacaksa, şimdi arkadaşlar bu hakikat meselesini iyi anlamak lazım. Bu maalesef bizim dilimizde çok bir çağrışım yapmıyor. Hakikat. Mesela Batılı'nın yaptığı gibi yapmıyor olabilir. Hele biz artık hakikati, hakikat sözcüğünden vazgeçip işte doğru, doğru söylüyorsun değil mi? Değil mi? Doğru, gerçek, hakikat. Burada hakikat, mesela felsefenin ilk dönemlerinde Platon ya Aristoteles gibi düşünce, bir savın, belki mantıksal açıdan düşünürsek, bir önermenin savının, mesela bugün hava karlıdır. Dışarıda kar yağıyor. Belli bir zaman ve uzam söyleyeceksiniz. Şu noktada, yeryüzünün şu noktasında kar yağıyor. Eğer bu sav doğruysa biz doğru diyoruz. Bakın. Hakikatle bağlantılıysa orada kar yağması lazım.
Yani önermenin savıyla olgular arasında bir örtüşme, eski deyimle tekabülüyet, tekabül etmesi lazım. Karşılıklı, karşılığının olması lazım. Bu karşılık kuramıdır doğruluğu anlamak için. Başka bir sürü tartışmalar var. Felsefe epistemolojide 20. yüzyıl epistemolojisi çok incelmiştir. Anglo-Amerikan bilgi kuramı. Ama biz bu metni okumak için o kadar incelmemize gerek yoktur. Bir de tabii yani hakikat çok sağlam, güçlü bir şey, hakiki ise sahte değildir. Yani bu yüzük deriz mesela, hakiki altın mı? Hakiki mi? Yani sahtesi. Veya bu insan, insan için de söyleriz değil mi? Bu insan hakiki. Bir de hakikatli vardır. Mesela hakikatli, sadık, sözünde durur falan daha çok anlamlarına gelir. Hakikatli insandır. Her bayram bana telefon açar, bayramımı kutlar. Mesela yaşlı biri kendini, diyelim ki yaşlılar evinde oturuyorsa, onu arayan birisi için hakikatli bir çocuk canım. Hakiki, hakikat, bir şeyin hakikati, o şeyi o şey yapandır. O şeyin o şey oluşu. Bu tabii çok mutlak bir hakikat anlayışı. Yani benim gibi insanlar mesela, ben agnostik olduğum için, yani bilinemezci. Bunun hakikatin bu anlamda bilinemeyeceğini düşünüyorum. Belki bilen vardır, onu bilmem. Ama bir şeyi o şey yapan, efendim işte bir şeyi o şey yapan nedir? Atom yapısıdır. Suyu su yapan nedir? İşte onun kimyadaki formülüdür. Yok yani. Peki nedir yani orada gazlardan oluşmuşsa hidrojen nedir? Hep bunlar bir biz insanlar için. Mesela şöyle bir hakikat anlayışım yok. Evrenin neresinde olursa olsun bütün akıllı varlıklar suyu, işte iki molekül hidrojenle bir molekül oksijenden oluşmuş bir madde olarak anlarlar. Nereden biliyorsun? Yani bu bizim kurduğumuz bir bilgi sistemidir. Yani Mendeleyev cetveli, belli bir tarihi var. İşte elementlerin oluşumu. Bilgimizin olup biteni olduğu gibi yansıttığını düşünen bakıştır ki buna mesela gerçekçilik diyenler herhalde çoğunlukta olur. Mesela ben bunun da böyle olmayabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunlar bu gezegende yaşayan insanların tarihiyle ilgilidir. Ama işliyor. Yani hakikaten suyun, değil mi? Hidroliz diyorduk değil mi ona?
şeyini yaptığımız zaman elektrolizi miydi? Hakikaten bakıyoruz, o bir gazlardan oluşmuş. Evet. Yani sağlam sağlayabiliyoruz. Ama yani bu hakikati bulduğumuz suyun hakikati budur diyebilir miyiz? Bilimin bize söylediği gerçek budur. Ama bilimin gerçek diye söylediği şeyler hep şimdilik böyle olanlardır. Ama bilim insanları mesela bu işler üzerine fazla kafa yormamış, bilimi din gibi görenler vardır. Bunun böyle olduğunu düşünürler. Hatta farklı söylersen seni bilim karşıtı, bilim düşmanı olmakla suçlarlar. Bilgilerimiz her zaman değişebilir, yanılmış olabiliriz. Yanılmama güvencesi yoktur. Ama diyebilirsiniz ki öyle bilgiler vardır ki orada yanılmayız. Kesin olan. Mesela böyle bilgileri mantık ve matematik alanında olduğunu söylerler, değil mi? Hani onluk sayı sistemini kabul ettiğimizde ve çarpmanın tanımını yaptığımızda, işte 2 ile 2'nin çarpımının 4 olduğundan kuşkun mu var derler. Tabii bu başka bir durum arkadaşlar. Yani olgular dünyasında emin olamıyoruz. Hep bir belirsizlik var. Ve orada saptadığımız şey, yani zaman ve mekan içerisinde olup bitenler için konuşursak, onlar o konuda kesin bir şey söyleyemeyiz. Yani dolayısıyla bilim alanı, Kant'ın sentetik a priori dediği alan, hep belli kabullerle yürüyen ve hiçbir zaman mutlaklığını gösteremeyeceğimiz ama şimdilik elimizde olanların en güvenilir olanları olduğu için şimdilik kabul edeceğimiz. Yani bugün Einstein'ın görelilik kuramı, genel görelilik kuramı birkaç defa, yani bir önce sınandı 1918'lerde, sonra da astronomi alanında değişik şekillerde sınandı, işte kara deliklerde filan, ama giderek mesela o konuda da kuşkular var. Muhtemelen dönüşecek yeni bilgiler, yeni kuramlar. Yani 1800-1900 yıl insanlar Aristoteles'in dünyasında yaşadılar. Yani dünya merkezde, gezegenler etrafında dönüyordu ya. Ve işte bu hakikat bu dediler. Ha, mantık ve matematik alanı için konuşursak, bunların, yani değişik felsefi tartışmalara girmeden söylersin, olgularla bağlantısının olmadığı. Yani geometrideki üçgen zaman içinde değişmiyor. Hani genç üçgen, yaşlanmış üçgen gibi bir şey yok, değil mi? Bu üçgenin durum tarihi falan diyemeyiz. Dolayısıyla oradaki
özellikler, yani geometri ve aritmetiğe ilişkin, genel olarak matematiğe ilişkin doğrular diyelim, belli bir sistem içinde kuşkusuz doğrudurlar. Öklit geometrisinin aksiyonlarını kabul ettiğimizde oradan çıkan teoremler ispatlanmıştır ve artık değişmezler. Yani Öklit geometrisinde bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Dur bakalım, yani 2032 yılında acaba 173 olur mu? Böyle bir şey yok. Bunlar zamana bağlı değil. Ama neye bağlı? Aksiyonlara bağlı. Başlayalım. Tanımlara bağlı. Onları kabul ettiğiniz zaman kesin olarak bu çıkıyor. Yani dedüktif sistemler bunlar. Fakat çok ilginç bir şey oldu tarihte tabii. Öklit geometrisinin mutlak ve değişmez hakikatler taşıdığını düşünen insanlar, ki Newton fiziği bunun üzerine kurulmuş, farklı geometriler, Riemann geometrisi, Lobachevsky geometrisi gibi, bu geometrilerde artık iç açıları toplamı sen ya büyük ya küçük oluyor. Ama bu Öklit geometrisinin yanlış olduğunu göstermiyor. Kendi sistemi içerisinde kabul, belli kabullerden yola çıktığınızda oradaki teoremler eğer kurallara uygun ispatlanmışsa değişmez doğrulardır. Ama değiştirirseniz baştaki kabulleri, yani bir doğruya üzerindeki bir noktadan birden fazla paralel çizilebilir derseniz, Öklit geometrisi gitti. Ha, Öklit geometrisi yanlış mı? Yok, bu kabulle bağlı. Çalıştığı yerler var değil mi? Herhalde dünya ölçeğinde birçok hesaplamalar Öklit'e göre yapılıyor. Ama belki uzay, işte Einstein'ın görelilik kuramı mesela Öklit geometrisiyle olmuyor. Öklit dışı geometrilerle Einstein genel görelilik kuramını ortaya koyabilirdi. Demek ki bilimde, matematikte hakikat meseleleri aşağı yukarı böyle meseleler. Felsefe tarihinde çok tartışılmış ama tabii erken yaşta ölüvermiş ve o Danimarka'nın o koşulları içerisinde yoğun bir dini eğitim içinde yetişmiş bir insan olan Kierkegaard'ın felsefeyle, felsefe bilgisi de sınırlıdır. Yani hakikaten bunlar Latin ve eski Yunan'ı daha küçük yaşlarda okuyorlar. Onun için Platon'un diyaloglarını, bütün diyaloglarını değil ama bazı diyaloglarını okumuş. Sokrates üzerine tez yazmış. Ama temel kaygısı hakikati bulmaktır. Kafasında bir Sokrates'in anladığı anlamda, tabii Sokrat'ı nasıl anlıyorsa Kierkegaard, hakikat vardır, eski Yunan'ın aletiyası,
Bir de dini bütün bir Hristiyan olarak inanmış, sahici, o anlamda hakiki sözünü kullanabiliriz. Mesela Kierkegaard hakiki bir Hristiyan olduğunu düşünüyor. Yani içten, samimi, yapmacıksız, yalan söylemeyen. Kierkegaard arkadaşlar bir tindir, tin. Neydi tin? Espridir, sprit, geist, ruh, ruh. Yani püf gibi bir şey bir. Ya bu kadar temiz bir insan. Tin o. Ve onun için bu dünyada çok acı çekiyor. Böyle insanlar vardır. Tin olarak dolanan ve onun için tine karşı olan dünya. Yani karşı değil de çünkü yeryüzü arkadaşlar yaşam alanı. Yaşam da bir savaşımdır. Yani eski Yunanların dediği gibi agon alanıdır. Bir mücadeledir. İşte Darwin falan özellikle ve Hobbes falan düşündüğünüzde kavga, savaş, güç. Ama tin çok zayıftır. Tinin gücü yoktur. Tin anlar. Hakikati duymaya çalışır. Ama gücü yoktur. Yani öyle birini okuyoruz şimdi biz. Yani iki ayaklı, iki kollu, bir kafası olan İşte genç yaşta 40'ına gelmiş miydi? 13-55, 1813. 42 yaşında ölmüş. Ve hep alay etmişler. Karikatürleri çıkmış. Gazetelerde. Dışlanmış. Fakat müthiş çalışmış. Yani öldükten sonra buldukları notlar. İşte batılı insan böyle bir şey. Yazarak düşünüyor. Ve bütün karalamaları sayfalarca. Hepsi bulunmuş. Ve kilise buna sahip çıkıyor. Yani sağlığında bunu dışlayan kilise. Şimdi kilise galiba Kierkegaard'ın yapıtlarını veya Kierkegaard'a çalışmak isteyen insanlara burs verip işte orada yatacak yer falan vererek genç öğrencilere arşivi açıyor. Danca öğretiyor. Ve Kierkegaard'u kendi özgün dilinde okuyup anlamaya çalışan. Bir kısmı tabii teolog olabilir Hristiyanlık üzerinde ama felsefeciler de aralarında var. Evet, 7. sayfaya geçtik. Şimdi eğer öğrenci hakikate ulaşacaksa, işte bizim yolculuğumuz da öyle bir şeydir. Ama bana sorarsanız, ulaşılmaz hakikate ama ona doğru yürünür. Bazılarımız ulaştığını düşünebilir. Ulaşan yürümüyor zaten.
duruyor. Onlar bulmuştu. Bulmayanlar habire yürüyor. Artık yürüyecek gücü kalmayıncaya kadar. Yine bulamadık. Bugün de bulamadık. Ama dur bakalım. Bir yatalım bu akşam. Hani çocuklar der, yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız. Bir gün bu uyanacağız. Üf, hakikati bulmuşuz. Hani mistik öğretilerde vardı. Hakikati nasıl buldum? Sabah kalktım, aynaya bir baktım. Aynadan hakikat bana bakıyor. Meğer hakikat benmiş. Şimdi de bana karikatür gibi geliyor ama bir zaman üf be, ne müthiş şeyler. İnsan hakikatta bir insanın kendisidir. Bakın, öğretmenin onu öğrenciye getirmesi gerekirdi. Öğretmenim gelirken bana hakikat getir. İşte sana çikolatamı alayım, kalemimi alayım. Hayır, hakikati getir. Öğretmenim bana hakikati getir. Ama bu kadarı yetmez. Aynı zamanda öğrenciye, şimdi hakikati getirdik de öğrencinin haberi yok. Ya biraz önce sana hakikati söylemiştim. Aa, o söylediğiniz hakikat mıydı? Bir de onun hakikat olduğunu anlaması lazım tabii, değil mi? Yani yoksa devamlı hakikati konuşuyoruz, hiç uyuyorlar bunlar. Mesela öğretmen takımı anlatıyoruz. Kalın kafalılar, bir türlü anlamıyorlar. Bu kadarı yetmez. Aynı zamanda öğrenciye onu anlamasının koşulunu da sağlaması gerekir. Bak, öğretmenlik ne kadar zor. Hani azıcık maaşla bunu nasıl yapacaksın? Hadi bakalım. Hakikati getireceğiz. Bir de koşulu da sağlayacağız. İyi be. Başka çay kahve de getirelim mi diyebilirsiniz. Zira hakikati anlamasının koşulu öğrencinin kendisi olsaydı, hakikati yalnızca hatırlaması gerekirdi. Sokrates'in yaptığı gibi. Öyle değilmiş. Hakikati anlamanın koşulu hakikati sorabilmeye benzer. Koşul ve soru, koşullananı ve cevabı içerir. Durum böyle değilse an ancak Sokratik olarak anlaşılabilir. İşte an Sokratik olarak anlaşılabilir mi? Bunu sorguluyor. Koşu ve soru, anlamanın koşulu ve sorusu, koşullananı ve cevabı da içerir. Bakalım neymiş. Ama öğrenciye hakikati vermekle kalmayıp onun koşulunu da sağlayan öğretmen değildir. Nihayetinde bütün öğretim koşulun mevcudiyetine bağlı. Bu koşul eksikse, tabii buna ortam, iklim, öğrenme iklimi, öğrenme ortamı, öğrenme havası. Bu hava çok önemli bir şeydir. Yani çok saygın üniversitelerde bunu görürsünüz. Yani öğretmen ve öğrenci ilişkilerinde bu havayı, işte
Oxford'a gittim. Koridorlar matematik kokuyordu. Yani koridor matematik kokar. Orada havaya giriyorsunuz. Bu koşul eksikse öğretmen hiçbir şey yapamaz. Çünkü bu durumda öğretmenin öğretmeye başlamadan önce öğrenciyi yeniden biçimlendirmesi değil, dönüşüme uğratması gerekir. Oysa hiçbir insan bunu yapamaz. Yani bazıları böyle yapabildiğini. İşte bizim kurslarımız herkese açıktır. 20 saatte dönüştürülür. Neye dönüşmek istiyorsan parayı vereceksin, dönüşeceksin. Hiçbir insan bunu yapamaz. Böyle bir şeyi ancak Tanrı yapmalıdır. Öğretmen, Tanrı ise seni dönüştürebilir. Ama bazı öğrencilerde bir kul olan öğretmeni Tanrı gibi de görebilir, değil mi? Şimdi öğrenci mevcut olduğuna göre gerçekten de yaratılmıştır. Dolayısıyla Tanrı ona hakikati anlamasının koşulunu vermiş olmalıdır. Zira aksi halde öğrenci önceden yalnızca bir hayvan olurdu ve ona hakikatle birlikte koşulu da veren öğretmen onu ilk kez insan yapardı. Bakın Tanrı bu. Ama anın belirleyici bir anlamı olacağı ölçüde bunu kabul etmezsek gerçekten Sokratik olanla baş başa kalırız. Çünkü inanmamıza bağlı. Çünkü Sokratik olarak düşündüğümüzde an neden olsun? Yani? Neden bir Yahudi ölsün, dirilsin ve tekrar Tanrı olarak dünyaya gelsin? Hani bunu Sokratik olarak nasıl açıklayabiliriz? Öğrencide koşul bulunmamalıdır. Sonuç olarak öğrenci koşuldan yoksun bırakılmış olmalıdır. Bu Tanrı'nın bir ediminin sonucu olamaz. Rastlantıya bağlı da olamaz. Zira aşağı bir şeyin üstün bir şeyi yenebilmesi de bir çelişkidir. Yani nasıl olacak da rastgele bir şey, bir varlık, Tanrı olacak. Dolayısıyla bu öğrencinin kendisinden kaynaklanmalıdır. İnanmanın koşulu, koşullarını sorguluyor. Öğrenci koşulu kendi yüzünden değil de başka bir yoldan yitirseydi, kendi yüzün ve kendi yüzünden değil de başka şekilde bir yitirmişlik durumunu sürdürebilseydi, koşula ancak rastlantı eseri sahip olurdu ki bu bir çelişkidir. İnanma koşulu bir rastlantı olamaz. Öyleyse hakikat yoksunu, hakikatin dışında kalmayıp
hakikate karşıdır. Bu da onun kendi kendisini koşuldan yoksun bıraktığı ve bırakmakta olduğu söylenerek ifade edilir. Şimdi dikkat ederseniz burada çağının kültürüne ve düşüncesine egemen olan Hegel Hegel görüşü var. Yani zıtlar, karşıtlar ve karşıtların çatışmasından yeni bir hakikatin çıkması. O tarafa sanki çekiyormuş gibi. Yani hakikat yoksunu hakikatin dışında değildir. Hakikat karşıtıdır. Diyor. Öyleyse bakın vardığı sonuç. Öğretmen Tanrı'nın kendisidir. Yani yapmak istediği şey Sokrates'ten çıkarak Sokrates'le bir şekilde yolda yürüyerek, tartışarak inancını yeniden yorumlamak. İnancına daha önceki bayatlamış insanın özgürlüğünü elinden alan yorumların dışında özgür yorumlar katabilmektir. Bu müthiş bir şey. İşte Kierkegaard'ın varoluşçuluğuyla da ilgili bir şey. Dayatılmış bir şeyden çıkmıyor yola bak. Kafasının arkasında bir takım tabii öğretiler var, teolojik veya kutsal olarak inandığı kitabın sözleri. Ama onları kendi başına düşünmeye çalışıyor. Öğretmen Tanrı'nın kendisidir. Vesile olarak edimde bulunan Tanrı, çünkü sana bir öğrenme fırsatı veriyor. Tanrı. Öğrenme olanağı veriyor. Buradaki vesile, fırsat, olanak, okazyon, batılı anlamda. Öğrencinin hakikat yoksunu olduğunu ve kendi kusuru yüzünden, çünkü Hristiyanlığa göre Tanrı insan kılığında yeryüzüne inip hakikati anlatıyor insana. Çünkü insan unutmuştur. Hakikat yoksunu olduğunu kabul etmiyor. Önce bunu kabul edeceksin. Hakikat yoksunu olduğunu ve kendi kusuru yüzünden öyle olduğunu hatırlamasını sağlar. Burada hatırlamasını sağlar Sokratik bir laf. Yani İsa'nın yaptığını Sokratik bir terimlerle anlatmaya çalışıyor. Yani ne yapıyor o zaman? Sen yoksunsun arkadaş. Sokrat'ın yaptığı. Hakikatten haberin yok. Ve senin kusurun yüzünden. Bunu kabul et. Yani başka şeylere atfetme. İşte dünyanın gidişi böyleydi.
veya başkaları yüzünden düşmanlarım beni bu hale soktu. Peki bu duruma hakikat yoksunu olma ve kendi kusuru yüzünden öyle olma durumuna ne ad verebiliriz? Bu duruma günah diyelim. Bakın günah. Şimdi bizim gibi kültürlerin insanları veya çok seküler düşünmeye alışık felsefeciler de mesela bu lafları anlamakta zorlanabilirler. Ama bir anlamda Batı kültürüne egemen olmuş bir inanç düzeninden söz ediyoruz. Hegel'in böyle bir derdi yok. Hegel bu anın, Kierkegaard'ın anlattığı anın ortaya çıkışı, işte sonsuzun yeryüzünde görünüşü Tanrı'nın, onu akıl ve tin falan filan onu açıklayabiliyor şey olarak sisteminde. Yani sorun etmiyor kendini. Ama Kierkegaard'ın sorunu, yani Sokratik anlayışla düşündüğümde Tanrı'yı, Tanrı'nın yeryüzünde belirişini, anı, ortaya çıkışını nasıl açıklayacağım? Demek ki neyi kabul ediyorum? Kusurluyum. Ve bundan dolayı hakikat yoksun. Demek ki öyleyse günahkarım, günahım var. Öyleyse öğretmen Tanrı'dır. Koşulu ve hakikati Tanrı verir. Şimdi böyle bir öğretmene ne ad vereceğiz? Bakın burada mutlak olan böyle dogmatik bir dayatma görülmüyor. Yani ezbere işte İncil'den şu ayete bak, Tevrat'tan şuna bak, bu bunu diyor falan gibi şeyler söylemiyor. Tanrı bir öğretmen. Peki bu öğretmene ne ad vereceğiz? Öğretmen tanımının çok ötesine gittiğimiz konusunda elbette aynı fikirdeyiz. Yani artık Tanrı'ya da öğretmen, böyle öğretmen, yani insan olmayan bir öğretmen. Çok ileri gitmedim dedi. Öğrenci hakikatten yoksun olduğu ama kendi edimi yüzünden öyle olduğu ve yukarıda söylenenlere göre başka türlü olamayacağı ölçüde özgür sayılabilir. Çok ilginç değil mi? Hakikatten yoksun olduğu, kendi edimi yüzünden böyle olduğu ölçüde özgür sayılabilir. Zira
kendi başına olmak elbette özgürlüktür. İşte varoluşçuluk şeyi bu. Yani ben bilmiyorum ve günahkarım. Ne kadar özgürüm. Ben bulacağım. İşte varoluşçu inanma şeyinde. Ben bulmam lazım. Bununla birlikte aslında özgür değil, bağlı ve dışlanmıştır. Bakın hep karşıtları getiriyor. Böyledir ama bunun karşıtını da düşünebiliriz. Hep karşıtlar koyarak düşünüyor. Yani bu da çağına egemen olan belki Hegel düşüncesiyle ilgili, tavrıyla ilgili. Hani sonraları diyalektik falan gibi tanımlamalar da almış olan, bir yandan özgür, kendi başına. Diğer yandan bağlı ve dışlanmıştır. Çünkü hakikatten uzak olmak aslında dışlanmış olmaktır. Dışlanıp kendi başına kalmak da aslında bağlı olmaktır. Ama öğrenciyi bağlayan kendisi olduğuna göre, çünkü kendi kararıyla o hale gelmiş. Kendini çözmeye ya da özgür bırakmaya çalışmaz mı? Zira beni bağlayan istediğinde beni özgür de bırakabilmelidir. Ve o kendisi olduğuna göre elbette bunu yapabilmelidir. Çünkü kendisi bağlıyor, yani o insan, kendisi, öğrencinin kendisi bağlıyor, kendisi özgür kalabiliyor. Ne var ki her şeyden önce bunu istemesi gerekir. Ama öğrencinin, öğretmenin hatırlamasına vesile olduğu, ki bu asla unutulmamalıdır, olduğu şeyi tamamen hatırladığını farz edelim, bunu istediğini farz edelim. Bu durumda istemekle onu kendi başına yapabilecekse, öğrencinin bağlı olduğu durum geçip gitmiş bir durum haline gelecektir. Kurtulunduğu anda iz bırakmadan ortadan kalkan bir durum haline gelecektir. Ve an belirleyici bir anlam kazanmayacaktır. Ki bunun olmasını istiyor. Öğrenci kendi kendisini bağlamış olduğunun ve artık özgür bıraktığının farkında olmayacaktır. İnanmak bağlanmaktır. İşte varoluşçuluktaki, değil mi, mesela Fransız varoluşçu, Jean-Paul Sartre gibi, engajman dediği şey bu. Bağlanma. Özgür. İnsan özgür. Bağlanıp bağlanmama özgürlüğüne sahip. Burada uzun bir notu var Kierkegaard'un.
Zamanımızı rahat kullanalım. Ne de olsa acele etmeye gerek yok. Acele etmeyeceğiz. Dur bakalım. Bunu bulacağız. Yavaş giden biri bazen gerçekten de hedefe ulaşamaz ama şimdi bakın, felsefi düşünme hep yavaştır. Bunu çok söyledik, değil mi? Hatırlarlar arkadaşlar. Lep demeden leblebiyi anlayan bir kafa, felsefi yürüyüşe zor tahammül eder. Biraz kalın kafalı olma, yani isteyerek yani değilsen, nasıl kalın ama yavaş anne. Bir dakika, hep bir dakika. Hop, ne oluyor? Bir dakika, yavaş. Yavaş. Ha, anladım abi, tamam be. Benim için artık Kierkegaard bitti. Tamam, kitabı kapıyorum, hepsini öğrendik ya. Yavaş ol. Galiba Özay Gönlüm'ün değil mi öyle bir türküsü var? Yavaş olem, yok geniş olemdi galiba. Geniş olem gam zamanı değildir. Ben onu galiba yavaş olem. Telaşa lüzum yok. Ama çağımız insanı ne uygun değil tabii. Yaşamak hep telaş. Telaş içinde. Eskiler pür telaş derler. Durumu bir ölçüde Grekler gibi tartışacağız diyor. Yani buradan gitmek istiyor. Çok enteresan. Halbuki şöyle diyebilirdi. Yani bu inanç meselesi, bunu tartışmak istiyor. Tartışmak istemek ne demek? Bir takım sahip olduğu ön kabullerini, tavırlarını bir tarafa koyup Sokratik bir yürüyüşle anı anlamak istiyor. İnanmayı anlamak istiyor. Tabii mesela bu inanma, mesela bizim anladığımız anlamda, tabii dindar arkadaşlar buna iman etme diyorlar. Bundan biraz farklı olabilir. Çünkü İsa bir insan değildir. Yani hem insandır hem değildir. Yani burada durum farklı. Yani İslam inancında o bir insandır ve peygamberdir. Ama Hristiyanlar öyle düşünmüyorlar. Yani mesele de burada değişiyor zaten. Farklılaşıyor. Dolayısıyla Hristiyan'ın önünde çok büyük bir problem var. Nasıl oluyor da bir insan tarih akışının bir noktasında, ki ona an diyor, Tanrı olarak görünüyor. Sokratik yoldan anlamaya çalışıyor. Durumu bir ölçüde Grekler gibi tartışacağız. Ya iyi bir kitabı ya da aynı fiyata satılan bir oyuncağı satın almaya yetecek kadar para verilen bir çocuk, oyuncağı satın alırsa aynı parayı kitabı satın almak için de kullanabilir mi? Elbette kullanamaz. Zira para artık harcanmıştır. Ama kitapçıya gidip
oyuncağı kitapla takas etmek isteyebilir. Belki çocuk işte Sokratik düşünendir. Yani inanmayan. O oyuncağın peşindedir. Halbuki kitap. Kitap belki çocuğa doğrudan doğruya hitap etmiyor olabilir. Ya kitap önemliymiş deyip oyuncağını oyuncakla kitabı takas edebilir diyor. Kitapçının şöyle cevap verdiğini farz edelim. Bu tip somut örnekler, mesela nişanlanması Kierkegaard'ın. Yani Kierkegaard'ın hayatı felsefesine dahildir. Böyle filozoflar vardır. Mesela Wittgenstein de onlardan biridir belki. Veya benim üzerinde çalıştığım işte Amerikan filozofu Santayana. Hayatı çok önemli oluyor felsefesini anlamak için. Hani Kierkegaard da böyle biri. Ve böyle somut şeyler görürsünüz. Bakın çok müthiş bir şey. Yani çok anlaması zor şeyleri böyle hayattan örneklerle açmaya çalışır. Kitabı önce oyuncak alıyor, sonra kitabı almak istiyor. Oyuncakçıya gidiyor. Kitapçının şöyle cevap verdiğini farz edelim. Sevgili çocuğum, oyuncağının bir değeri yok. Para henüz sendeyken oyuncağı satın aldığın gibi kitabı da satın alabilirdin. Bu elbette doğru ama bu münasebetsiz oyuncaklar bir kez satın alındılar mı bütün değerlerini yitirirler. Çünkü satın almadan önce çok değerlidir, değil mi? Çocuk bir kez aldı mı artık iki oynar bırakır. O zaman çocuk amma tuhaf şey diye düşünmez mi? İşte insanın da özgürlüğü ya da özgür olmamayı aynı fiyata satın alabileceği tek bir zaman vardı. Müthiş bir şey bak. Orada karar vereceğiz. Fiyat da ruhun özgür seçiminden sonra seçeneklerin ortadan kalkmasıydı. Yani anı kabul edecek misin, etmeyecek. Bakın neden Kierkegaard'a varoluşçu diyorlar? Çünkü insanın baştan özgür olduğunu düşünüyor. İnsan özgür olmamayı seçti. Ama sonra Tanrı'ya gidip edindiği şeyi takas etmek isterse alacağı cevap herhalde şu olacaktı. Elbette istediğini satın alabileceğin bir zaman vardı. Ama özgür olmamanın tuhaf tarafı şu ki insan ona aynı fiyatı ödese de bir kez satın alındı mı artık hiçbir değeri kalmaz. Böyle biri amma tuhaf şey demez miydi acaba? Ya da iki düşman ordunun karşı karşıya geldiği her iki tarafın da oradaki bir şövalyeyi kendisine katılması için davet ettiği, şövalyenin taraflardan birini seçtiği ve katıldığı taraf yenilince şövalyenin esir alındığı durum. Sen seçtin ve başına bu geldi. Galibin huzuruna çıkarılan şövalye, kendisine ilk bakışta sunulan koşullarla galibin hizmetine girmeyi önerecek kadar aptaldır.
Yani sen yenildin, şimdi de yenenin tarafına geçmek istiyorsun. İnanmak bağlar insan. Yani özgür olma, bağlanma ile ilişkili. Galip ona şöyle demez miydi acaba? Sevgili dostum, artık benim esirimsin. Farklı bir seçim yapabileceğin bir zaman vardı elbette ama artık her şey değişti. Başta beni seçmiş olsaydın özgür olacaktın. Ama yanlış tarafı seçtiğin için şimdi esirsin. Bu gerçekten tuhaf olmaz mıydı? Eğer başka türlü olsaydı, eğer an belirleyici bir anlama sahip olmasaydı, çünkü ana inanacak mısın, inanmayacak mısın? İnanmaya bağlı olarak özgürleşiyorsun. Çünkü an bir sonsuzluk sunuyor sana. Bir sonsuzun, ebedi olan bir şeyin bir an sonlu bir akış içinde kendini gösterdiğini anladığında özgür oluyorsun. Çocuk aslında kitabı satın almış ama bundan habersiz. Oyuncağı satın aldığını sanmalıydı. Şövalye de aslında diğer tarafta savaşmış ama sis yüzünden kimse onu görmemiş. Yani galibin tarafında savaşmış ama mağlubun tarafında savaştığını zannetmişler. Oysa şimdi kendisini esir aldığını hayal ettiği tarafı tutmuş olmalıydı. Yoldan çıkmış kişinin de, özlemli kişinin de muhtemelen kendi ahlaki koşulları üzerinde gücü yoktur. Çünkü ahlak belli koşullar içerisinde sürüyor. Yani Kierkegaard'ın tabii çok anılan öğretisi insanın gelişiminde bir estetik tarafa önce yöneliyor. Yani dünyanın hazları, zevkleri. Ama bu zevklerin onu mutlu etmediğini düşündüğünde bu sefer de daha ahlak alanı içerisinde kendine bir yol bulmaya çalışıyor. Fakat bu da kurallarla bağlı olduğu için ve onu sonsuz olanla ilişkiye sokamadığı için üçüncü aşama dinsel aşamadır. Yani din, bakın ne kadar farklı anlaşılıyor. Değil mi mesela din dendiği zaman dindar olmayan insanların gözünde dar bir alan. Ama tabii bir Hristiyan varoluşçu bir inanç yorumu var. Varoluşçu inanma. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir dini yaşam yaşamak isteyen insanların Sokratik bir tavırla özgürlüğü yaşamaları
ve bunu anlamış olmaları gerçekten tini duymaları onları düşmanlıktan, dar bakıştan kurtarabilir. Ama başlangıçta biri ya da diğeri olmak için güçleri vardı. Yani seçim yapabilirlerdi. Tıpkı taş atan birinin taşı atmadan önce onun üzerinde gücünün olması ama attıktan sonra olmaması gibi. Aristoteles. Aksi halde taşın atılması bir yanılsama olurdu. Taşı atan kişi atmış olmasına rağmen taşı elinde tutuyor olurdu. Zira kuşkucuların uçan oku gibi bir taş da uçmazdı. Bu ne demek? Bu işte Zenon paradoksu denen paradokstur. Yani aslında ok gitmiyor. Çünkü bir okun gitmesi için önce öndeki noktayı geçmesi lazım. Ama noktalar sonsuz olduğu için her noktayı aşabilmesi olanak dışı olduğu için noktayı açtıkça yeni yeni noktalar çıkıyor ve sürekli olarak ok yerinde duruyor. Zenon paradoksu denen paradoks. Bu da kuşkuculuktur diyor. Dolayısıyla özgür, bakın özgür olmakla inanmak arasındaki bağa dikkat edelim. Kierkegaard bu işte. Halbuki genellikle mesela özgür olmak nedir? Hiçbir şeye bağlanmayacaksın. İşte o şarkıda dendiği gibi bir şey. Bu gece meyhanede kaldık, mestiz efendim. Bir şeyle mukayyet değiliz, serbestiz efendim. Şimdi serbest olmak, özgür olmak değil. Meyhanede kaldık, oh mestiz. Bir şeyle mukayyet değiliz, yani bir şeyle kayıtlı, bir şeye bağlı değiliz. Halbuki burada özgürlük bağlanmakla oluyor. Başı boşluk değildir özgürlük. İşte bu varoluşçuluğun çok önemli bir ilkesidir. Yani hiçbir şeye bağlı olmadığını sanma bağlılığı tehlikeli bir bağlılıktır. Ben hiçbir şeye bağlı değilim. Bu mümkün değil. Yani aklıma estiğim gibi yaşıyorum. Kah orada, kah burada. Ama bu özgürlük değil. Bu güdülerle yaşamak. Burada tin yok. Yani akıl da söz konusu değil. Yani bu estetik yaşama, en düşük yaşam biçimi. Öyleyse bu hipoteze göre an belirleyici bir anlam kazanması lazım. Bu hipoteze göre öğrenci kendi kendini özgürleştiremeyecektir. Durum gerçekten de böyledir. Çünkü öğrenci
özgürlüğün gücünü özgür olmamanın hizmetinde kullanır. Özgürlüğün gücünü özgür olmamanın hizmetinde kullanır. Yani kendini özgür olmamaya mahkum eder. Özgür biri olarak. İşte nasıl özgür olunur soru. Çünkü öyle bir özgürlük vardır ki kendinizi özgür olmamaya mahkum edebilirsiniz. Zira gerçekten özgür bir şekilde özgür olmama halindedir. Böylece özgür olmamanın birleşik güçleri gelişip öğrenciyi günahın kölesi yapar. Bu da şey kitaptanmış, çevirenin notu. İncil. Öyleyse ona bir kez daha koşulu ve yanı sıra hakikati veren öğretmene ne diyeceğiz? Ona kurtarıcı diyelim. Yani bu Hristiyan öğretisi. Hakikati ve hakikati anlama koşulu. Zira gerçekten de öğrenciyi özgür olmama durumundan kurtarır. Neden kurtarıcı? Özgür olmama durumunda. Özgürlük anın anlamak, andaki hakikati görmekle. Ona serbest bırakıcı diyelim. Zira gerçekten de kendi kendini tutsak etmiş kişiyi serbest bırakır. Kimse bu derece korkunç bir tutsaklık yaşamamıştır. Hiçbir tutsaklıktan kurtulmak, bireyin kendi kendini tutsak bıraktığı tutsaklıktan kurtulmak kadar olanaksız değildir. Çünkü eğer kendi kendinizi tutsak kılıyorsanız, kimse sizi kurtaramaz diye. Şimdi bunda tabii aslında Sokratik şeyler. Sokratik olanla çatışmıyor. Yine de bu bile durumu yeterince anlatmaz. Zira öğrenci özgür olmayışıyla, bakın kime sesleniyor? Hegel var kafasının arkasında. Çünkü Hegel de özgürlük zorunluluğun bilincidir. Yani tarihin ne tarafa doğru aktığını bilirseniz ve bunun bir zorunluluk olduğunu bilirseniz, yani aklın, tinin, geistin nereye doğru gittiğini bilirseniz özgür olursunuz. Zorunluluğun bilinci. İşte buna karşı çıkıyor. Çünkü Hegel'de birey yok. Tarih diye bir şey var. İşte bu tarih akıldır, tindir. Ve bunun akışı zorunluluktur. Kurumlar, devletler, hepsi. Bu akış içindedir. Ve birey burada bir hiçtir. Bireyin yapabileceği, tarihin gidişinin bilincine varan, bunu görmektir. Tarihin akışını fark ettiğin zaman bu bir zorunluluktur.
dediğinde özgürleşiyor. Bir soru sormam lazım. Buyurun. Hocam bu sizin Hegel'de birey yoktur sözünüzle ilgili bu yeni Hegel yorumlarında bir karşısal var. Bu sadece Hegel'in bir yorumu olduğunu. Tam duyamıyorum Lokman ya. Birazdan açılır. Benim kameramda problem var da. Bu sizin Hegel'le söylediğiniz şeyin aslında Hegel'in bir yorumu olduğunu, Hegel'de süreç düşüncesinin sizin yorumunuzda gözden kaçırıldığını, aslında tümelde tikelin erimediğini, tikellerin de tek tek tümele renklerini kattığını ve süreç içerisinde de bunun bir etkileşime girdiğini söylüyorlar. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aslında o kadar da birey yoktur. Bu, şeyi elbette, biraz göz ardı ediyor gibi. Yani böyle Hegel yorumları var, doğru. Ama biz Kierkegaard'un Hegel'i nasıl anladığı üzerinden konuşuyoruz. Ve dolayısıyla o dönemde Hegel'le olan Hegel'i kendi Danimarka eğitim sistemi üzerinde onların olanağıyla nasıl okuduğu, nasıl yorumladığıyla ilgili bir sıkıntısı var Kierkegaard. İki sıkıntı kaynağı var. Bir tanesi Hegel. Kierkegaard'a göre Hegel bireyi silmiş ve dolayısıyla insanın kendi kararı, kendi duyuşu ortadan kalkmış. İkincisi, yani onun için Hegel üzerinden gitmiyor, tartışmıyor. Yani felsefi tartışmayı Hegel üzerinden yapmıyor, Sokrat üzerinden yapıyor. Çünkü Sokrat'ın onu özgürleştireceğini düşünüyor. Yani Hegel'i paranteze almış. Diğer sıkıntı, Kierkegaard'a sıkıntı veren kilise. Çünkü kilisenin insanlara protestan bunlar. İnançlarını nasıl yaşayacakları konusunda, ki abi de şey Kierkegaard'un bir şeydir, din insanıdır ve kilise mensubu. Dolayısıyla bu iki, bir düşünceden gelen dayatma, inanç düzeninden gelen dayatmaya karşı kendi arayışını gerçekleştirmek istiyor. Yani hem kendi anladığı anlamda felsefeye bir meydan okuma var, hem de kiliseye meydan okuma var. Mesela şunu demiyor ya, bırak bu din denen şey de kilisenin dayattığı saçma sapan bir şeydir. Biz aklın ışığında yürüyelim. Mesela Kant filan dediği gibi işte akıl, çocukluktan kurtulalım, olgunluğa erişelim. Sokrat'a da bırakmıyor, anı da bırakmıyor. Peki ikisini nasıl harmanlıyor? Bir harmoni oluşturabiliyor mu? Yoksa ikisi arasında bir çatışma mı görüyor? İşte bu metinin ilginç olan tarafı odur.
Çünkü an bir şeydir, mucizedir. Şeyle açıklayamazsınız. Yani nasıl olmuş böyle bir şey. Ama bunu mesela nasıl söylenir? Daha birinci yüzyılda Hristiyan inancında olan entelektüellerin çözümü inanıyorum çünkü saçma. Çözüm böyle bulmuşlar. Çünkü saçma olmasaydı aklımla bunu bilirdim. Yani nasıl aklımla matematik sel doğruları veya bilimin öne sürdüğü doğruları yahut gerçekleri nasıl derseniz biliyorsan, dinin de ileri sürdüklerini aklımla bilebilirdim. Aklımla bilemediğim için inanmak zorundayım. Şimdi bunu bir inanan bir insana söylerseniz mesela bizim gibi ülkelerde çok rahatsız oluyor. Diyor ki öyle şey olur mu ya, biz demek ki saçma sapan bir şeye mi inanıyoruz yani? Aklını destek yapmak istiyor. Ama işte Kierkegaard açısından problem bu. Akıl insani akıldır. Sen insani bir şeye inanmıyorsun ki. Sen ilahi bir şeye inanıyorsun. Aklın desteğine ne gerek var? Sonsuz olan bir şeyi sonluyla destekleyemezsin. İşte burada söylenen şu, burada bir inanma sıçrayışı yapmak lazım. Buna bir sıçrama metaforuyla anlatılıyor. Bu benim tabii çok hoşuma giden bir şeydir. Yani duygusal olarak söylersem. Hani ben varoluşçu inananlara karşı bir sempati duyarım. Mesela Tillich bunlardan biridir. Gabriel Marcel bunlardan biridir. Neden? Çünkü inanmak başka bir aklı isterseniz, akıl demek istiyorsanız, hesap yapan akılla inanma olmaz diye düşünür mesela Kierkegaard gibi düşünenler. Yani ticaret yapar gibi dini şeylere inanır. Ya işte her pazar, iki pazar şey yapmıştım, kaçırmıştım kilise ayinini. İşte onun için de kiliseye belli bir miktar para verirsem, şu duayı 180 defa okursam, o zaman tamamen günahlarımdan arınmış olacağım ve cennet garanti. Şimdi böyle bir İnanma değil bence, bir kurnazlık bu yani. Kurnazlık lan, yani böyle bir şey olamaz yani. Kierkegaard bu işte. İnanma bir an, bir olağanüstü bir şey yani. Yani aynı şey bizim inancındaki vahiye inanıyorsunuz. Vahiye inanmak da öyle bir şey. Onun için inananlara sorarlar yani, sen vahye inanıyor musun? Vahye inanmıyorsan bittin zaten. Yok, inanmıyorsun. Orada özel bir şey var. Farklı bir şey var. Yani tarihin akışında düz gitmeyen, çünkü ona bir kitap inmiş.
Kitap inmiş. İşte bilinen açıklama ikra denmiş ve okumuş. İşte bu özel bir an. Bu tarih içinde, Kierkegaard bakışında, tarih içinde herhangi bir savaşın olması gibi anlatılacak bir şey değildir. Tarih üstü bir şeydir. O farklılığa inanma gerekiyor. Herhangi bir kronolojik hadiseden farklıdır. Hristiyan bunu yapabiliyor çünkü Hristiyanın aklı destek, akıldan destek alması çok olanaklı değildir. Yani üç bir hem İsa oluyor, hem Tanrı oluyor, hem kutsal ruh oluyor. Nasıl oluyor? Hani eski dilde teslis denen şey. Ama bu bir iman meselesi. Yani bu matematiksel bir dille ve aksiyondur. Yani bunu kabul ettikten sonra, yani Kierkegaard'a göre bunu kabul edersen özgürlük başlıyor. Etmediğin zaman sonlu tarih akışı içinde kalıyorsun. Veya Sokrat gibi, çünkü Sokrat'ı da nasıl anlıyor? Anamnesis de anlıyor. Yani anımsama. Yani bütün bilgiler insana verilmiş olarak anlıyor. Yani Sokrat'a böyle bakması da onu inancını açıklamada bir olanak sağlayan bir şey. Yani bütün bilgiler onda var. Sonlu bir varlıkta sonsuz bilgiler zaten var. Yani bu da herhangi bir insanda da ilahi bir şey var çağrışımı yapabiliyor. Bir olağanüstülük verebiliyor yani Sokratik bakışta da. Sonlunun içindeki sonsuz, sonsuzu nasıl açıklayacağız? Bu düz aklın, aslında bana sorarsanız akıl da, akla inanmak da ana inanmak gibi bir şeydir. Biz aklı çok dar anlıyoruz. Bilimi de öyle anladığımız. Bilime uygun değil. Bilim dışı. Ama bilim açık bilgiler alanıdır. Olabilecek olana açıklıktır. Kapalı bir sistem değildir ki. Felsefe de öyledir. Ama büyük filozoflar kendi görüşleriyle kapatmışlar şeyi. Fakat bir felsefe yolcusuysan, filozof değil de, bir felsefe yolcusuysan, her filozofu öğrenmeye çalışabilirsin. Yani kendi yahut ilgini çekenlerle özgürce ilişki kurabilirsin. Fakat burada bu ilişkide kurtarıcı olma var. Bir öğretmen olan Tanrı'dan öğrenme var. Bunlar tabii Grek, buradaki çeviri şeyiyle, yani Yunan. Yunan'dan vazgeçmiyor burada.
Çünkü Sokrat'ı ironik bir insan olarak gördüğü için, yani ironik insan dogmaları dayatmayan, katı olmayan insan demek. Açık olan, öğrenmeye açık olan. Özgür olmaya açık olan. Şu bölümü bitirelim. Yine de, yani insanın kendi kendini tutsak etmesinden daha kötü tutsaklık yoktur diyordu. Yine de 10. sayfadayım. Bu bile durumu yeterince anlatmaz. Zira öğrenci özgür olmayışıyla aslında bir şeyden suçlu durumuna düşmüştür. Ve eğer öğretmen öğrenciye koşulu ve hakikati veriyorsa, işlenen suçun karşılığı olan gazabı uzaklaştıran bir barıştırıcıdır da. Hep bunlar Hristiyan kavramları. Suç. Suç aslında sorumluluktur. Böyle bir öğretmeni öğrenci hiçbir zaman unutamaz. Çünkü tam o anda tekrar kendi içine gömülür. Tıpkı koşula bir zamanlar sahip olan, yani özgür olma. Ama sonra Tanrı'nın varlığını unutup özgürlük yoksunluğuna gömülen kişi gibi. Bir başka yaşamda karşılaşacak olsalardı, öğretmen yine koşula önceden sahip olmayan kişiye onu vermeye muktedir olurdu. Oysa koşula önceden sahip olmuş kişiye karşı çok farklı bir tutum takınırdı. Ne de olsa koşul kişiye emanet edilen bir şeydir. Şimdi bakın, bu bir dini söylem ama biz bunu başka tarafa çekip yorumlayabilir ve o yorumla belki daha önce fark etmediğimiz ufuklara doğru gitme olanağımız olabilir. Bir şeyi anlamanın bir şey üzerinde, bir sorun üzerinde, sorunlar üzerinde düşünmenin ortamı, koşulları vardır. Onun için arkadaşlar, bakın, bu tarih de bize bunu gösteriyor. Belli dönemlerde insanlar yaratıcı olabilmişler. Hakikat üzerine görüşler ortaya atabilmişler. Yani o anlamda biraz çarpıttım şeyi ama yani paranteze alıp ve Kierkegaard abimizden izin alarak böyle bir sapma yoluna gidiyoruz. Koşul emanet edilmiştir. Sana bunu verdik, hadi bul. Hadi öğren. Emanete hiyanet etmemek lazım. Koşulun sahibi değilsin. Emaneten sana veriyor işte. Tıpkı yaşamın bize verildiği gibi. Bedenimizin bize verildiği gibi. Emanettir. Dolayısıyla da kişi her zaman hesap vermek durumundadır. İşte suçluluk hesap verme anlamında yorumlanır.
hesap vermek zorundasın. Öyle güven, aşırı güven, tamam, şu duayı okudum artık ben, tamam, hesap, her zaman hesap verme. Ölü öldükten sonra ayrı, yaşarken. Ama böyle bir öğretmen, ne diyeceğiz ona? Bir öğretmen elbette öğrenciye ilerleme gösteriyor mu diye değerlendirebilir ama onun hakkında yargı veremez. Zira ona özsel olanı veremeyeceğini görecek kadar Sokratik olmalıdır. Şeyi görüyor musunuz? Tanrı hakkında konuşuyor. Tanrı Sokratik olmalı. Sen nasıl bunu konuşursun şirk? Sen ne hakla Tanrı böyle olmalıdır diyebiliriz. Kafir. Kierkegaard bir tindir. O bunu söyler. Çünkü özgürlük, inanmak böyle bir şeydir. Tanrı Sokratik olmalıdır. Çünkü Tanrı nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz ki. Bir takım işaretler var. Yani ayet işaret demek zaten. Yani kesin olarak kimse bir şey bilmiyor. Yani bizim İslam dininde de Allahu Alem. Yani Allah bilir, biz kuluz yani. Tanrı Sokratik olmalıdır kötü bir laf değil. Galiba. Yani olmalıdır. O anlamda galiba. Çünkü bana öğretecekse böyle öğretebilir. Ben Sokratik olandan öğrenebilirim demek. Bakın düşünceyi görüyor musunuz? Ne kadar ufuk açıcı, genişletici bir inanç alanında dolaşıyor. Öyleyse bu öğretmen aslında öğretmen değil, yargıçtır. Öğrenci koşulu en tam şeklinde yüklendiği ve bu suretle hakikate gömüldüğü zaman dahi bu öğretmeni asla unutamaz. Çünkü her zaman hesap soruluyor. Yani bir defa inandım diye kurtulma yok. Her zaman. Ya da onu Sokratik olarak ortadan kalkmaya bırakamaz ki bu yine yersiz titizlikten ve aldatıcı fanatizmden çok daha derin olurdu. Gerçekten eğer öteki öğretmen hakikate sahip değilse bu en yüksek ilişkidir. Yani sana koşulu veriyor ve bakalım ona uygun hakikatle bağlantı kurabiliyor musun? Ve şimdi an. Bunun gibi bir an benzersizdir. Koşul verilmiştir. Şimdi hakikat çıkacak. An. Elbette kısa ve geçicidir. Her an gibi geçmektedir. Bir sonraki anda artık geçmiş olur. Yine de belirleyicidir. Yine de ebedi olanla doludur. Bir an ortaya çıktı ama artık sonsuzdur. Tarihsel bir zaman dilimi olarak geçmiştir. Fakat hakikat olarak ölümsüzdür. Bitimsizdir, ebedidir. Bunun gibi bir anın özel bir adı olmalı
zamanın doluluğu diyelim buna. Yani bunu da yine İncil'den almış. Kutsal kitaptan. Zamanın doluluğu. O bir dolu zamanda hakikat göründü. Evet, ne diyorsunuz? Şimdi bir de izleyici çıkacak. Yaptığı tartışmaları izleyen. Onu haftaya görürüz. Nasıl bir izlenim edindiniz arkadaşlar? Ben zaman zaman Hristiyanlıkla kurduğu ilişkiden dolayı bir yabancılaşma hissediyorum. Bazen bağ kuram. Evet, değil mi? Bir şeylik var. Bizim gibi kültürdeki. Ama bu hem teolojik açıdan ilginç bir metin, hem de felsefi olarak da ilginç bir metin. Şaşırtıcı bir metin. Kavrayış açısından aslında din ya da Hristiyanlığı aşan bir yanı da var. İnanmayla ilişkili olarak. Evet, tabii. Yani herhangi bir Hristiyana şey anlatmıyor. Yani ey Hristiyan nasıl inanacaksın falan demiyor. Öyle bir genel bir şey anlatıyor ki siz orada mesela Hristiyanlığın dışında da galiba Heidegger biraz Kierkegaard'u bu şekilde Kierkegaard'dan beslenmiş. Yani akıp giden zamanın içinde ortaya çıkan bir bitmemişliğin oluşu. Yani bu Hristiyanlıktan şundan bundan bunu yalıtırsak düşündürücü olan ve bunu Sokratik akılla anlamaya çabalama işi. Bir yöntem sunmaması da özgürleştirici tabii. Bir yöntem çünkü okuması yapmıyoruz ya da öyle bir kavrayış ortaya çıkmıyor. Evet ama Kierkegaard zaten hiçbir metninde öyle bir şey içinde olmuyor. Yani kendini anlatır gibi her şeyi anlatıyor. Yani inanmayı da düşünmeyi de kişiselleştirmiş. Yani hayatının bir sorunu gibi anlatıyor. Yani bankaya olan bu borcu nasıl ödeyeceğiz? Veya dolar 18 lira oldu nasıl ödeyeceğiz? Ha, ne yapacağız? Hayat pahalanıyor. Gibi. Has filozoflarda bu var. Mesela Wittgenstein'de de bunu görürsünüz. Yaşadığı çağın sorunu değil mi hocam? Bir sessiz yaşadığı dönemin bir sorunu değil mi? Sessiz bir çığlığı var Kierkegaard'ın. Evet işte ama yani onu artık bir şey meselesi haline getirmiş. Kendine, nasıl anlatacak? Kendine evrensel olanı yaşıyor. Yani o çağda evrensel olan veya inanç düzeninde evrensel neyse, ne anlıyorsa. Bireyi nasıl ön plana çıkaracak? Sokrat da öyle güzel buluşturmuş ki. Sokrat evet. Yolculuğuyla anı yakalamak. Yani anı ben sonsuzluk içinde nasıl yakalarım? Sokrat gibi düşünürsem Sokratik olacağım. Hep bende var. Ama ben ondan, benim içimdeki sükun benden kaynaklı. O zaman neresi diye güzel bir yolculuğa başladı. Gerçekten bir çığlık atıyor. 1848 devrimi olmuş yaşadığı dönemde. Hegel var. Tarih anlayışı bambaşka. Ve Hristiyanlık nasıl anlam kazanır tekrar? Bu
Yani evet. Kiliseye inanılmaz kurumlaşmış. Güzel anlatıyor bence hocam. Güzel gidiyoruz gibi geliyor. Teşekkür ediyorum. Başka var mıydı arkadaşlar? Ben de şey düşündüm. Yani kendi inanmasıyla bir hesaplaşma. Bu benim için çok ufuk açıcı oluyor. Yani bir insanın kendi inanmasıyla hesaplaşması gibi geldi bana. Yanılıyor olabilirim. Evet, devam edeceğiz tabii. Hocam, yanılıyor muyum bu saptamada? Kendi inanmasıyla bir hesaplaşma olması saptamasında yanılıyor. Ama çünkü Kierkegaard, evet tabii. Yani biraz Hristiyan olmak da öyle bir şey. Yani o metinde de. Yani sürekli olarak kendini sorgulama ve hesap verme. Bakın şey demedi. Tanrı'ya hesap veriyorum. Tanrı bir öğretmendir. Sana koşulu anlama, hakikati anlama koşulunu ve hakikati söylüyor. Ama öğrenme sana kalmıştır. O özgürlük tanımında da sanki bu yaklaşım var. O dinsel evet. aşamaya geçişteki süreç estetikten, ahlaktan geçip dinsel aşamaya gelip orayı da özgürlükle tarif etmesi bana çok ilginç geldi. Evet, bize halbuki ters geliyor. Yani evet, bir insan bir din, ters dini, geliyordu. Değil mi? Dindar olunca özgürlük evet. özgürlük kalmaz diye mesela. Ama siz mesela ahlakı, kurallara uymak, o kurallara uyunca da sonsuzluğu kesiyor deyince evet. o zaman anlayabildim yani. Evet. Çok ilginç orası. Yani özgürlüğü ve o sonsuzu ancak inanarak yaşayabilirsin. Evet, çok ilginç o. Hocam şey bu, gibi anlayabilir miyim? Bu müthiş bir şey. Yani ama illa işte bunu zaten dini olmayan bir biçimde yorumlayan düşünürler için bu insanın kendi şeyinde. Yani herhangi bir görüşü an kabul etme şeyin olabilir. Yani Hristiyan değilsen anı farklı biçimlerde yorumlama imkanına sahip olabilirsin. Buyurun Pelin Hanım. Bu şeyi Tanrı'nın öğretmenliğine kendimizi bir inanma sıçraması yapıp Tanrı'nın öğretmenliğine kendimizi açarak özgürleşebiliriz de bunu da ancak öznel yolla yapmak mümkün. Ve nesnellik de olanaksız zaten. Yani yaşamda da nesnelliğin olanaksızlığı da vurgulanıyor değil mi aynı zamanda? Kierkegaard tarafından. Mutlak nesnellik diye bir şey olamaz. Evet, yani bu gerçekten bütün inanmanın sorumluluğunu birey olarak üzerinize alıyorsunuz. İşte varoluşçuluk böyle bir şey. Yani Jean-Paul Sartre gibi ateist bir şeyde de bütün dünyaya karşı sorumlusunuz. Bütün dünyadaki haksızlıklara, zulümden mesul sorumlu olan sizsiniz. Ki egzistansiyalizmin işte çekirdekleri bu metinlerden çıkıyor. Yani buradan çıkan bir tavır. Peki haftaya görüşmek üzere arkadaşlar.